başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşıma. Cennetin gecesi günü olaylı, gör gör şamatası kanaylı. Hamsi'nin bacanım, karakolu açalım, romana da satrat kolay mı? Bunlardan hangisi bizim atla? Şu 3 numaralı starttaki Gülendam. Endamına kurban oldum. Halis İngiliz atı. Rüzgarın kızı şıpşak. Yanlışım varsa düzeltin ama İngiliz olması iyi bir şey değil mi? Tabii kardeşim. Asil at. Avrupa görmüş. Bizimkilere benzer mi? Bu koşuyu birinci bitirmezse şu bıyıkların kökünden keserim şıpşak. İnşallah birinci gelir be. Bütün Sipali yatırdık çünkü. Ya siz bana güvenin abicim. Tüyo aldım diyorum size. Gülendam birinci gelecek. Biz de zengin olacağız şıpşak. Evet, start verildi ve koşu başladı. Oldukça toplu bir çıkış oldu. Bariyer dibinden gelen Gülendam öne geçti ve iki boy... Yürü be Gülendam! Hemen önce... Yürü be! Yürü be! Son virajına dönüyor sayı seyirciler. Lan atımız rengi geliyoruz ha. Hangisi bizim at lan? Evet, şu galiba önceki. Koptu geliyor. Bir numara. Üç boy farklı önde. Arkasında... Bizim Gülendam birinci geldi. Allah! Yürü be! Demediğimi Rıza bu işi biliyor diye be. Koç şu beni abi be. Tüyü aldık abiciğim. Günün son yarışının gayri resmi sonucu. Zengin be. Bir numaralı... Gülendam. Troya birinci. İki numaralı... Nasıl olur ya? Altı numaralı kralı kız üçüncü. Nasıl olur abiciğim? Gülendam olması lazım şıpşak. Yarışın dördüncü olarak bitirdim. Hani senin tüyon vardı. Bir saniye abiciğim. Açıklayayım şıpşak. Arkadaş mısın sen? Son paramız da o bizim. Abiciğim... Ben size demedim mi bu bir şey bilmiyor diye? Dalın! Hadi Rıza! Siz devam edin, benim işim var, gidip geleceğim. Lan hadi, senin de elindeki son parayı da kaybettik be! Hadi tutar lan! Hadi tutar lan! Abi suda balina ayağın gidin! Suda balina ayağın gidin! Balinalar... Melekşi! Abi Melekşi! Melekşi be! Muharrem'im? Melekşe. Melekşe nasılsın? Bak çiçek aldım sana. Ulan Muharrem ne akıl var sende de? Çiçek çıkacağı çiçek alınır mı hiç? Bütün gün çiçek görmekten içim geçer zaten. Ne yapayım lan ben çiçeği? Al kız satarsın yarın o çiçeği. İyi para eder o. Doğru be. Ver lan şunu. Satacağım mı çiçeği? Peki sen bilirsin. Sizin de kütünüz kadayıf bağladı. Hala sokak köşelerinde buluşursunuz. Ne olacak ulan sizin bu haliniz? Gülme be. Ağzını topla. Vallahi yırtarım ağzını ha. Doğru dersin kız ağzımı toplayayım. Çünkü sizin bu halinizi ağzımla değil gülerim ancak. Git be pembe. Yürü be pembe. Yunus abi yüz vermez ya. Ondan kıskanır bizim aşkımızı. Çatla da patla pembe gacısı. Melekşe.
Ne var ne istersin be? Bugün robotizm yapmayacağız be. Yapalım lan. Hadi tut bakayım şu elimi. Kardeşinize iki dakikada harcadınız Şimşek. Hala komşu, hala ya. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Alo, organizatör Rıza Bey'in cebi. Buyurun, ben asistanıyım. Çocuğum, ben meyhaneci Zehra. Rıza'yı ver bakayım. Tabii, bir saniye. Rıza abi, seni arıyorlar. Meyhaneci Zehra diyor Şimşek. Ver bakayım. Zehra Hanım buyurun, ben Rıza. Nasıl yardımcı olabilirim Şimşek? Rıza. Yarın senin romanları topla gel hemen. Seyirci illa onları istiyor. Tamam Zehra abla. Tamam, yarın bütün ekip oradayız Şimşek. Ne diyor Zehra gacısı? Zehra abla orkestrayı al gel diyor Şimşek. Seyirci ille de bizi istiyormuş. Allah yaşadık Şimşek. Nihayet işe çıkacağız be. Var ya, bunu babama söyleyince nasıl alır intikamını biliyor musun? Ele bir yarın olsun da. Aferin Rıza. Aa, delirtecek misiniz beni be? Ne demek eski paraya çalmayız? Zam falan veremem. Sen bilirsin valla. Eski parayı vereceksen biz gidelim. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsunuz canım? Durun, anlaşırız. Tamam peki. %20 zam yapıyorum. Peki kabul. Madem %30 zam yapıyorsun. Kabul edelim bari, seni mi kıracağız? Ay ya Yunus, yanlış anladın. Kadın %30 demedi ki, değil mi Zehra abla? Tabii canım. %30'u nereden çıkardı anlamadım ki. %30 değil, %40 zam değil. Sen her şeyi yanlış duyarsın. Peki. %40 olsun. Ama %40'dan bir kuruş fazla vermem, haberiniz olsun. Peki kabul. Ben ayrıyeten çalmaya çıkmadan önce odamda en pahalısından şarabı isterim. Değil baba. Peki. Ondan isterim. Ben de el geçe bir masajcı isterim. Uçalmaktan nazik bedenim Zehra abla şeyler içinde kaldı ağrılar. Ben de gofret isterim. Ben de ayrı bir soyunma odası isterim. Ben de el gece özel yemek isterim. Gofile isterim, pirzola isterim, biftek isterim. Üç tas tas hoşaf da isterim. Bu ne kapris? Delirdiniz mi be? Kendinizi Tarkan mı sanıyorsunuz? Tarkan mı? Tarkan kim? O da bizim gibi meşhur biri mi? Bak Zehra ablacığım, isteklerimizi yapamayacaksa söyle biz gidelim, haydi. Haydi. Aa, gidiyorlar ya. Aman ne olur, ben başka birini bulamam. Tamam, gitmeyin. İsteklerinizi karşılamaya çalışırız. Hele siz bir çalmaya başlayın da. Her kim olursa olsun, ille de roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun.
Dönemezler. Romanlar böyledirler. Çalgısız yaşayamaz ölürler. Düldürler kederler. Etsiz yemek yemezler. Romanlar böyledirler. Çalgısız yaşayamaz ölürler. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. 70, 80, 90, 100. Banyoda 100, lavaboda 100. 120, Allah 100, Allah 100. Arkadaşlar bu gece Alatura çok iyi çıkmıştır. Memlekete, millete hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten iyi Sipali ha. Şimdi Beybudu iki aile arasında eşit olarak pay ederim. Yaşa be pembe. Bir tanesin sen ha. Al ulan Yunus. Bu sizin ailenin hakkıdır ha. Nasıl yani? Sen şimdi bu parayı eşit paylaştırdın. Bize düşe düşe 20 milyon mu düştü? Ben ilkokulu bir attıktan sonra matematik bayağı değişmiş demek ki. Bilmedin. Ver sen onu bana. Aç avcunu. Bu para sizi yitir de artar bile. Haydi. Aa, hor görmeyin o parayı. Yakında paradan 6-0 atılacak ya. O zaman çok kıymetli olacak o para. Mahallenin en zengini olursunuz Allah'ın çulsuzu. Kayla. İnsafiyetsiz gacı. Benim sayemde döndük bu meyhaneye. Bana bu parayı mı reva görüyorsun? Anlamadım. Müşteri seni mi özledi sanırsın? Tabii. Müşteri benim klarnetimi özlemeseydi dönerdik bu meyhaneye. Ay yaş keçi. Tek marifetin uyuz tekeler gibi kokmaktır be. Onu da müşteri özlemez. Müşteri asıl benim dansımı özlemiştir. Sultan doğru söyler valla. Ay tüküreyim senin dansına kız sultan. Kukla tiyatrosu gibi başın ayrı oynar. Dans mı dersin sen ona? Fatoş haklı. Müşteri asıl benim yüzümü görmek ister. Ondan çağırdı bizi Zehra abla. Şeytan görsün senin yüzünü oynak balina. Bana bak oynak. Müşteri seni şu halini görüyor. Ne yapsın? İlk defa şikayetçiyiz komiserim. Asıl bir şikayetçiyiz. Asıl bir şikayetçiyiz komiserim. Azı bir şikayetçi. Hem de bir de geri şikayetçi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız ya? Gözümüz yollarda kaldı valla. Buna geri bir halleri oldu. Kafayı yedi. Kusura bakmayın komiserim. Gelemedik. Aslında dün kavga edip gelecektik ama ben ne kadar uğraştıysam da kavga etmedi bu pembe gayesi. Ne yapayım? Dün hiç formumda değildim komiserim. Demek ki kısmet bugüneymiş. Doğru. Bugüneymiş kısmet. Şimdi... Şu kutuya 100 milyon lira atın bakalım. 100 milyon mu? Ne 100 milyonu o komiseri böyle? Aa, sizin çıkardığım yeni yasadan haberiniz yok mu? Yasa mı? Ne yasası komiserim? Baba yasa. O ne be? O ne? Baba yasa. Yani baba yasa komiser babanızın yasası. Artık her kavga edip geldiğinizde Cennet Mahallesi Güzelleştirme Derneği'ne... Aile başına 100 milyon lira bağışta bulunacaksınız. Hayatta verme. Kuruş koklatmam ben ona. Hemen bozulmayın canım. Para vermek mecburi değil. İkinci bir seçeneğiniz de var. Komiserim ikinci seçeneği alalım biz. İkinci seçenek nedir? İkinci seçenek para vermeyenler için 3 gün nezarethanede kalacaksınız. Nezarethanede. Elim kendiliğinden cebime gitti. 100 milyon. Evet 100 milyoncuk. İkinci seçeneğe ne gerek var canım? Biz zaten verecektik paraları hep. Gönülden. Biz zaten verecektik parayı. Kedi aramızda konuşurduk. Komiseri bize para cezası kesse verecek parayı. Ne iyi olur derdik değil mi? Doğru valla. Bundan sonra böyle. Bu mahallede değil kavga çıkaran, piske vuran bile 100 milyon lira ceza verecek. Salih. Buyurun komiserim. Topla paraları evladım. Tamam komiserim. Komiserim bu kadar çıkışta başka yoktur ha. Var. Alalım paraları. Var. Vallahi seni kahretsin be. Sen var ya bir de meyhanede bu para için birbirimizin başını yardık. Bak hepsi gitti paranın gördün mü? Hep bunların yüzünden. Şeytan diyor ki koy kafayı. Koy koy. Sadece şeytan değil ben de diyorum. Koy sen koy. Çekinme Yunus'cum. Aa Allah aşkına ya elini korkak alıştırma. İndir tepesine indir. İndirebilir miyim hakikaten komiserim? İndir tabii aslanım. Parasıyla değil mi? Parasıyla dedi.
100 milyoncuk. Hadi be. Elif bir cepten soyup soğana çevirmeden gidelim. Hadi hoşça kal. Gene bekleriz. Sizler benim en kral müşterilerimsiniz. Kavga edin, parayı toparlayıp gelin. Hadi sen de git işini başla bakayım. Sayenizde Cennet Mahallesi hakikaten cennet gibi olacak. Biz ayvayı yedik hepten. Ne alt edeceğiz şimdi be? Ne kız? Niye olacak oynak balina? Her kavgada kalkıp da komiseri 100 kağıt bayılırsak acımızdan bayılırız be. Ya sıkma canım be Pembe abla. Biz de kavga etmeyiz, olur biter. Nasıl, senin aklın alır mı? Bizim aileyle sizin aile yan yana gelecek de kavga etmeyecek hayvan. Anam doğru söyler vallahi. Çizet kacı. Bilir onu da ondan öyle söyler. Sen cazgılık yapmasan niye kavga edeceğiz ha? İftira atma. Senin yüzünden kavga etmedik mi biz meyhanede? Arkadaşlar hepinizden özür dilerim ama şeytan beyin bir isteği var. Bu sefer kendisini kıramayacak. Vallahi kafam bozuldu. Yaşadık, yaşadık. Komiserim. Müjde, romanlar girişte kavga ediyorlar. Allah. Ben diyorum avuçlarım deminden beri niye kaşınıyor diye. De para gelecekmiş demek ki. Hadi alalım şunları içeri Salih. Buyurun komiserim. Tuvalla beni alın. Hani kavga ediyordu bunlar? Ulan dalga mı geçiyorsun benim? Vallahi ben de bir şey anlamadım komiserim. Daha şimdi kavga ediyorlardı. Hadi. Baban yaşındaki adam makarna mı sarıyor? Komiserim. Ne var? Bana vurdunuz. Yeni yasa gereği Cennet Mahallesi Güzelleştirme Derneği'ne 100 milyon lira bağışta bulunmanız gerekiyor. Eyvah. Kendi elimle yaptım, kendimi gitti paracıklar. Gülme. Melikşe, bak sana çay da buldum. Hoş benim kahveni çayına benzemez ama gene de idare eder. Muharrem'im be, sessizlik canıma yetti be artık. Gel beni iste abimle. Artık kavuşalım be Muharrem'im be. Çok doğru dersin Melikşe'm de. İstemem lazım ama bilirsin anam babam köydedir. O yaşlı ihtiyarları nasıl getireyim buraya? Onların gelmesi şart mı be Muharrem? Şart değil mi? E değil tabii. Git Deli Kadir'le konuş. Pembe gacısını da kat yanına. Hı. Gel abimden iste beni be. Madem öyle dersin haftaya gelir isterim. Çüş. Haftaya mı? Ne haftaya lan? Girecekse gel iste artık beni be. Aa. Canım sana bir hediyem var. İnşallah seversin. Ay Ferhat. Bak. Ay. Çok güzel. Beğendin mi? Bayıldım. Çok paran gitmedi ya. Aşk olsun be şahanem. Paranın lafı mı olur? Ay, çok güzel ama. Sen esas şuraya bak. 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 Gördün mü? Ay. Çok romantik bir pira. Gerçek hayatta kavuşamayız. Bari bu kolyenin içinde cansız suretlerimiz kavuşsun istedim Sultan. Yaktın yüreğim be Ferhat. Sızlattın günü dilim. Ama haklısın. Gerçek hayatta kavuşamayız. Anam vermez beni sana. Ne oldu Şahanem? Binlik geçer yine senin aklında. Madem anam istemez evlenelim. Biz de kaçarız. Kaçır beni Ferhat. Allah'a bak. Olur mu hiç Şahanem? Seninki de laf mı yani? Ya niye olmasın be? Başka çaremiz mi var? Ya kaçıp da anamızın babamızın ahını almayalım be Sultan. Öyle evlilikten hayır gelmez. Zilim. Kapı çalar. Bak bakayım hangi uğursuzdur. Baktım abla. Oo, bu ne kılık Muharrem abi. 2 dirhem bir çekirdek. Kız istemeye mi geldin? Ha şunu bileydim. Kız istemeye geldim. Pembe abla evde mi? He? Ablamı mı isteyeceksin? Ya delirdin mi? Kanına mı susadın? Pembe ablam keser seni Muharrem abi. Tövbe tövbe. Selim diyeceğim ama çok gereksiz bir soru olacak. Senin iyisi Pembe'yi çağır. Geliyor. Hayırdır? Ne oldu be Muharrem? Ocağına düştüm be Pembe.
bilirsin şu koskoca İstanbul'da kimsesiz bir garibanım. Dram kesme lan hadi. Sadede gel. Ya dedim ki senle Deli Kadir gelseniz de bana melek şey isteseniz. Olur mu acaba? He? Olur. Neden olmasın? Şşt baba. Gel be, kız istemeye gideceğiz. Ha? Yaşasın. Demek bana kız istemeye gidiyoruz. Sonunda buldunuz ha. Haydi baba haydi. Hadi al çiçekleri yürü gel. Ben, hadi kız ben bir yürü. Alırsın şimdi bu evde normal bir insan yok mudur be? Demek Muharrem'e kız isteyeceğiz ha. Ulan bu kütük bile evlenir. Ben hala bekarım. Adalet mi bu be? Allah'ım sen bana sabır ver yarabbi yarısın. Ay babacığım sen. Yeter mızmızlandın. Haydi gidelim canım benim. Kız ana nereye gidersiniz böyle? Lan kara çocuk. Senin ne işin var benim kızımın yanında? Geç lan şöyle benim yanıma. Ya yapma şunu Pembe abla ya. Bana bak sus. Düş evine hadi. Şşt, git dur dur gitme. Biz de size gidiyorduk unuttum. Haydi beraber gidelim. Gir lan kızıma. Haydi gidelim. Gel delik hadi gir koluma düşeceksin oralarda. Hadi Allah'ım be. Yok dedim yok. Olmaz. Hayatta olmaz. Seni Muharrem'e vermem. Yunus abi bak kurbanın olayım. Böyle aksilenme be. Ya kaç yaşıma geldim hala bir koca yüzü göremedim be. Ya kocasızlık başıma vurdu be. Durdun mu kız? Evet. Baba yapma ya. Sevenleri kavuşturmak sevaptır. Kız sen kalay gibi araya karışma. Vermem. Ya vermez. Sen karışma be. Sus be cüce. Ala misafirlerim var ala. Tamam be. Ah, hoş geldiniz. Hepinize selam. Merhaba Biriz. Merhaba Eğit. Hoş geldiniz. Hayırdır? Böyle çekirge sürüsü gibi doluştunuz içeriye. Hayırdır, hayır. Abla. Gel abla. Bilanı bilsin. Milyarlık mobilyayı mahvettim. Şimdi efendim ne demişler? Gönül bu demişler. Hani otada kunar, kunar. Demişler. Bizim Muharrem'inki değil mi Muharrem'cim? Uta konmamış yani gitmiş Menekşe'nin başına konmuş. Bebe. Aman yok be ben lafı karıştırdım. Şey diyecektim. Biz aslında çok ayırlı bir iş için geldik. Geçti sizden ayırlı bir iş olmaz ama artıkın bakacağız. Ayırlısı da bana bir karı bulalım deriz. Sana mı? Aman be. Delikanlı lafı sapıttırmasana. Muharrem sen daha gençsin. Evlenirsin. Ben uzatmaları oynuyorum. Azrail final düdüğünü çalmadan bir karı bulmam lazım. Değil mi Yunus? Ya ortalığı karıştırma be Deli Kadir be. Pembe hayatında ilk defa güzel konuşurdu be. Pembeciğim sen ne derdin? Bir şey derdin sen. Ne diyeceğim kız oynak? Hani Allah'ın evri peygamberi kavliyle derdim. Seni bu Muharrem'i anne isteyelim derdim. Oh be nihayet. Ben de bu iş olmaz derim. Olmaz mı? Niye? Sen bir hüdük oldun. Muharrem bana bir baksana sen. Sence benden kız alabilir misin? Alırım. Alırsın. Çıkın abi. Hadi. Hadi. Şey verseydin bari. Abi kültürü bozuyorsunuz abi ya. Sana demedim mi? Bunlar bizi birbirimize vermezlerdi. Alayımızı tursur kuracaklar. Doğru dersin Beşe Hanım. Alamla Muharrem abi bile evlenemedikten sonra biz hiç evlenemeyiz. Sen beni kaçırmaya yanaşsan evleneceğiz de nerede? Ben anamızın babamızın rızasını alalım derim. Ama bugün bir kez daha gördüm ki bunlar hayatta razı gelmezler. Bohçanı hazırla Şahanem. Bu gece gelip seni kaçıracağım. Ferhat doğru mu duyarım lan? Doğru duyarsın Şahanem. Gece saat tam 12'yi gösterdiğinde kapınızda buluşalım. Yaşa bebe. Thank you.
şahanem gel. Yavaş duyacaklar. Aa, kapı açık kaldı. Bir saniye kapatayım. Ay, yuh. Bu ses neydi lan öyle? Allah Allah. Nereden geldi lan o ses öyle? Ay adam. Allah Allah. Ulan kapı da kapalıdır. Ne oldu be? Üf. Anam gene açmış üstünü. Üf. Üf. Sabaha kadar işin yoksa kalk bunların üstünü ört be. Aman be bu da. Üf. Ay ısırı da hiç ayırmaz yanından. Dur kız. Canım kızım. Ne güzel uyu derin derin. Sanki hiç nefes almaz. Ay kurban olsun anası buna. Üf. Vay be. İlk başlarda beceremeyeceğiz diye korktum vallahi. Bir ara anam uyanacak gibi oldu. Ödüm koptu be Ferhat. Ödünün kopması neyse de asıl yarın kıyamet kopacak. Anan kaçtığını bir fark etsin var ya. Aman anam anlayana kadar ben evli bir kadın oldum. Artık kocamdan başka kimse karışamaz bana. Canım benim. İyi de şimdi nereye gideriz be Ferhat? Ya gel sen. Gel gel. Gel. Dolur be. Ki bu saatte. Geldim geldim. İyi geceler Muharrem abi. İyi geceler. İyi geceler. Muharrem abi, Tanrı misafiri kabul ediyor musun? Bu bavul ne? Lan yoksa kaçtınız mı size? Ya ne kaçması be Muharrem abi, saçmalama ya. Pembe Albu'dan izin aldık da geldik. Ferhat doğru der. Ana bu gece Muharrem abi de olacağız dedik, izin verdi. Ha. Bak o zaman işler değişir, buyurun. Dalga mı geçersiniz siz benimle? Pembe hiç izin verir mi? Günaydın. Bonjour. Kendine geldi bizimki. Kaçtınız değil mi? Pembe burada kaldığınızı öğrenirse yakar beni. Ne yapacağım ben şimdi? İstersen gidelim biz abi. Yok yok durun durun. Ne yapalım? Başka çaremiz mi var? Ya biz hemen yarın evlenmek isteriz ben Muharrem abi. Nikah işlemlerini başlatabilir miyiz? Tabii canım. Şurada bildiğim köşede nöbetçi bir nikah dairesi var. Hemen gidelim he. Tövbe tövbe. Bir durun bir durun be. Yarın ola hayrola. Ya biz de herhalde yarından bahsederiz değil mi abi? Tamam yarın olsun bakarız. Siz şimdi sultanla geçip şu odada yatın. Ben de burada kıvrılırım. Dur bakalım. Hop hop. Arol da mola desinler. Ben nikahsız yatmam Ferhat'tan. Beni ne sandın sen? Siz ikiniz geçin içeri ben burada yatarım. Ya yapma şahanem ya. Ya ben bu herifle nasıl yatarım içeride? Bak kıllı kıllı. Ama ben sana bayılırım sanki. Ben anlamam. Geçin bakalım içeri. İkiniz de ya şişerim valla. Hadi içeri. Hadi. Ya Ferhat. Şahanem kurban olan oluyordur. Hadi. Yapma şahanem. Kiborlar be. Kiborlar be. Şahanem. Allah razı olsun. Muharrem abi, ayakların balık gibi kokar be. Seninkiler zemzemle mi yıkamış sakin? Ya Muharrem abi, bu ayaklarında mantar falan yok değil mi? Yeter be. Hanım evladı mısın? Yat uyu artık be. Senin için avuç tabii. Gel bir de bana sor. Kız! Sultan! Kız kahvaltıya geç çayı soğudu. Uyu anne. Bu kız hiç bu saate kadar uyuyup kalmazdı. Allah korusun be asla filan mı oldu yoksa ben bir bakayım şuna. Ne oldu buna be? Kız, sultan. Yok anam duymuyor ki bu kız beni. Kalk bakayım. Güzel kızım. Bak sabah oldu lan. Horozlar ötüyor artık. Canım. Kız bana bak. Asla mı oldum kız? Aman be. Eşek ölüsü gibi yatarsın kız. Kıpırda acıcık be. Kız bana bak. Tembellik yapmak için numara mı yaparsın yoksa?
Kalk lan kız, kalk. Ana, sultan yok. Ama kız, kız ortada yok. Gelin, sultan yok, yastıklar vardır bir. Gelin buraya, Selim. Ne oldu be abla? Sultan, sultan kaçmış. Kaçmış mı? Eyvah. Ay, beni bayağı boşalıyor sultan. Ay kızım, nasıl yaptın böyle bir şey? Nasıl? Nasıl? Oo, iyi yapmış. İçimin yağları eridi vallahi. Ay. Vermez misin kızı sevdiğine? O da böyle kaçar işte. Sus be baba be. Ferhat. Bitli Ferhat. Mayası bozuk. Gebertmez miyim ben şimdi seni? Ben onu gebertmez miyim? Çekil. Abla dur be abla. Abla. Hadi koşun bakayım, belki bulursunuz. Allah bulursanız bir parça da bana getirin. Ferhat. Sığır düşmanı. Namussuz. Benim gül gibi kızımı kaçırırsın. Son duvarını et. Allah Allah, ne olur be. Ver şuradan, indi gibi kabarıp durma, bir taş ver bana. Ferhat çık dışarı. Allah. Pembe gacısı hepten çocuktu, evi başımıza yıkacak. Ağzına pirkin gacısı. Becerinin ne istesin sen be? Vampir gacı. Ver, ver, ver dedim, öldüreceğim seni. Tuala belanı ver. Ulan ben bu taşı nasıl kaldıracağım? Adam gibi bir taş ver bana, Allah seni kahretsin. Al ulan. Ya şirin kız. Döner sermaye. Ya damımızı başımıza mı yıkacağım be? Ne istersin sen bizden be? Çekil serisi. Bir yoldan bakayım. Gel buraya. Allah be. Ay pembe gacısı. Dur be. Ay. Nerede? Nerede? Yunus, Yunus, nerede Ferhat'la sultan? Burada mı? Doğru söyle bana. Delirdin mi pembe, bırak be. Ne işi var kızım sultanın burada? Sultan evde kaçmış, doğru söyleyin bana, burada mıdır? Ya o bizim evin kapısında kayıp eşya bürosu mu yazar? Burada değilse nerede peki sultan? Allah Allah, bana mı soruyorsun ya? Nerede çıkarttıysan oradadır. Lan yaş keçi, dalga geçme. Senin o marsık kılıklı oğlu kaçırmış benim ya, kızımı. Ya. Selim. İndi gibi kabarmayı bırak da git odalara, kızı ara da gel, yürü. Hemen abla. Bir dakika, bir dakika. Ferhat Sultan'ı mı kaçırdın? Kaçırdım. Nerede lan o, nerede lan o? Ya bu sabah hiç görmedik pembe. Ay ben şimdi rahat edeceğim. Ah ben şimdi rahat edeceğim. Kızıma bir iş yapmasa bari. Bu yapmasa. Ay size bir deyip durma, ucu bana dokanıyor. Ay. Yoklar abla. Ne Ferhat var ne Sultan. Sakalımız da var ama hala sözümüzü dinleyen yok. Şiittirme sakalını şimdi. Benim burada kızım kayıp, sen burada bana ne dersin? Yanlışım varsa düzeltin ama derim ki dışarı çıkıp bir sorup soruşturur. Belki bir gören olmuş. Ay yürü lan, dokunmasa bari kıza, yürü öldürmese beni. Hadi gidelim. Yürü kız. Manyak bu bir ana. Ferhat. Ne oldu? Uyuyamadın galiba. Muharrem abi. Hı. Sana zahmet şu ayaklarını sultanın burnuna bir tutsana. Niye uyuyamadın merak etmiş de. Ne dalga geçersin? Baba melekşeyi verseydi bu durumda olmazdık herhalde. Aman be Muharrem abi, alınma hemen ya. Takılırım ben sana. Neyse, ben kahveye gideyim de size evrakları falan hazırlayayım. Muharrem abi, burada olduğumu sakın ağzından kaçırma. Bilirsin senin ağzına baklı ıslanmaz be abi. Aşk olsun be, hiç ağzımdan kaçırmayayım. Çok dikkat edeceğim. Fervuru çektim. Hadi hoşçakalın. Güle güle Muharrem abi. Ayrola, daldın şey annem, ne düşünürsün? Anamı düşünürüm be Ferhat. Kaçtığımı anlayınca ne yaptı acaba? Şişt, bana bak kızım, sultanla Ferhat'ı gördünüz mü bir yerde? Yok, vallahi hiç görmedim. Niye görmezsiniz be? Hadi hadi pembe hadi. Ne oldu bu menekşe, niye arar mı sultanı? Ama sorma kız. Bizim Ferhat sultanı gece kaçırmış. O da böyledir huysuzluğu. Oh iyi etmiş. İnşallah işi bitirir de evlenmek zorunda kalırlar. Bu cadı karı da bir tarafına kına yakar. Ama siz de abana fesatsız be. Yüzü kıyacak. Aa. Hayırdır usta? Ne yapıyorsun? Ferhat'la sultan ikametgah kağıtları. Niye dolduruyorsun? Ne olacak oğlum? Evlenmeleri için lazım. Usta boşuna uğraşma. Pembe vermez o kızı. Onu vermesi gerekmiyor ki. Ferhat kaçırdı sultanı. Benim evdeler. Hadi be, yiyorsun beni. Vallahi lan. Yalnız var ya, Pembe abla bu haberi bir duyarsa bu kahve bana kalacak, haberin olsun.
Kahve diyese de kalsın. Hem bu abla seni öldürecek de ondan. Hadi lan. Nereden öğrenecek ki? Şşt, lan bana bak, sultanı gördünüz mü bir yere? Yok vallahi görmedim. Gözünüz çıksın. Görürsünüz, sultanı görmezsiniz be. Abla. Ne? Yanlışım varsa düzeltin ama karakola mı gitsek acaba? Ben o kendi ellerimle boğacağım. Göreceksin sen bunu. Sembe abla. Sembe abla. Ne var ulan, ne bağırırsın ayaksız kobra? Bir şey söyleyeceğim abla sana. Ne söyleyeceksin lan? Nerede çıktı be? Ne? Ulan Muharrem. Ölümlerden ölüm bir yer. Kendine sen. Ulan alçak gel. Ne oluyor? Atla kurma adı ver. Saçam lan kemikle. Haydi gel lan. Ana koş. Abla koş lan koş. Muharrem. Seni infaz edeceğim ben. Bebeğim. Bir şey buldu. Muharrem. Doğru söyle. Ferhat'la sultan sendeler mi? Bende mi? Ha 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 ha. Güldürme beni. Ne işleri var bende? Demek sende değiller. O kağıtlar ne peki? Ha? Bunlar mı? Bunlar bir şey değil be. Gereksiz kağıtlar. Ivır zıvır. Ver bakayım o kağıtları bana. Ver. Ferhat'la sultanın ikametgah kağıtları ha? Ben seni boğmaz mıyım? Olmaz mıyım ha? Kalleş. Ben sana analık yapayım. Baba. Gidip kız isteyeyim. Ah. Sen bana bunu yapma. Düş önüme. Düş benim önüme düş. Bebeğim yırtacağım. Düş dedim. Abla. Abla dur dur. Vay be şahane. Sonunda muradımıza ereceğiz ha. Oh, dur lan. Sırnaş beni ben. Ya yapma şahanem ya. Hep baş başa kalmaya çalışırdık. Kalamazdık. Şimdi kaldık. Bu sefer de sen istemezsin. İsterim. Çok isterim. Ama nikahsız olmaz. İleri sürdürtmem vallahi. Ya Muharrem abi birazdan getirecek kağıtları be. Gidip kıyacağız nikah. Sıktın ama. Nikahsız olmaz derim. Laftan anlamaz mısın bir? Helal olsun sana be. Çok namuslu kaçsın sultan. Delikanlı kızsın vallahi. Öyleyim tabii. Ne belledin? Tecerisi kaynar maymun oynar bir kacı mı sandın beni? Estağfurullah canım. Ya ben de senin bu namuslu yanını çok beğenirim zaten. Ay kikatlı kacısın he. Buradan yukarı çıkmayacaksınız. Sesinizi de çıkarmayacaksınız. Delirip tamam, tepiniz ya. Tamam biz burada bekleriz. Sana demedim. Düşünüm haydi yürü. Kıpırdamayın ha. Gel lan. Tamam tamam delirin. Gel lan. Çal lan kapıyı. Geç geç. Kapı çalar. Allah Allah. Kim acaba ya? Muharrem abi olmasın? Açmayalım. Ya değilse? Bir bakalım ya. Gel. Ben Muharrem'im de. Söyle. Açın kapıyı Ferhat. Ben Muharrem'im Muharrem. Oh be. Muharrem ben aç. Sen miydin Muharrem abi be? Ütümüzü kopardın vallahi. Sana bak. Kaç lan içeri. Ulan sen benim kızımı nasıl kaçırırsın lan? Abla dur, abla. Abla. Buyurun, buyurun. Maşallah efendim. Hoş geldiniz. En kral müşterilerim benim. Fiş mi istersiniz, fatura mı? Komiserim. Şu ırz düşmanı da şikayetçiyim. Kızımı kaçırdı gene. Ama sevmişler birbirlerini, kaçmışlar komiserim. Pembe. He. Sen daha önce de kızımı kaçırdılar diye gelmedin mi buraya? Geldim. Peki ben sana ne dedim? Kızın reşittir, 18 yaşını geçmiştir. İstediğini yapabilir dedi. Aferin. Şimdi kavga ettiğiniz için şu yardım sandığına 100 milyon bayılın bakalım. Ulan Muharrem. Senin bukuna bunlar başımıza girdi. Çık ula paraları. Hadi kuruş vermem bana. Sen vermezse ben hiç vermem. Salih. Buyurun komiserim. Nezarethanenin kapısını aç evladım. Misafirleriniz var. Emredersiniz komiserim buyurun. Ne? Nezarethane mi? Kusura bakmayın komiserim. Biz fazla kalamayacağız. Acele dönmemiz lazımdır. Başka sefere inşallah. Ben ver ulan. Benim de ocakta yemeğim vardır. Başka sefere inşallah. Ver ulan paralar. Bebe al.
Sayenizde Cennet Mahallesi'nin çehresi değişecek. Salih. Buyurun komiserim. Topla getir paraları bakayım. Alayım alayım. Al ulan. Dostlarım, bir daha kavga etmek isterseniz hiç çekinmeyin. Şu masaları falan çekeyim ben. Bir güzel kavga edin, olmaz mı? Salih, çek şu masaları evladım. Bizde hizmette sınır yoktur. Lük lük. Sağ olun komiserim. Biz en iyisi gidelim. Zaten bir kavgalık daha paramız yok. Hadi lan naş. Haydi. Hadi. Hadi. Güle güle canım. Güle güle. Hoşçakalın komiserim. Bereketini gör komiserim. Sağ olun. İsterseniz kavga nedenleri bulurum ben size. Gir kız ya, içeri. Ya anne. Sana içeri gir dedim lan. Keçi gibi direkle içeri gir haydi. Ya anne. Anne ya. Aç kapıyı ya. Aç dedim ana. Sus kız. Sus. Aa. Bütün mahalleye beni rezil rüsva ettin be. Bana bak. Ben çiçekten gelene kadar orada kilitli kalacaksın ha. Ana beni bak buraya hapse edemezsin. Hapsettin bile kız. Aç. Yaptıklarından sonra seni böyle ya damara atsam yeridir ha. Pembe abla sen de iyice delirdin ha. Ya evi F tipi cezaevine çevirdin. Oldu olacak dış kapıyı da kilitle bari mahkum firar etmesin. Kilitleyeceğim ulan. Hem de seni de içeriye yo, atıp ikinizi üstüne kilitleyeceğim. Benim ne kabahatim var be? Gözünü açsaydın da kızı kaçırmasalardı. Tüy Allah belanı versin. Dayı olacaksın Allah'ın salağı. Kızım Allah sana akıl fikir versin. Ben deli Kadir'im, sen benden delisin. Daha ne diyeyim bilmem ki. Hiçbir şey deme baba. Asıl seni kilitlemem lazım ama dua et ki büyüyüpsün ha. Zelim, indi gibi kabarmayı bırakıp da git yukarıdan benim çiçek sepetimi getir haydi. Abi, sana bir şey diyeyim mi? Sen bundan sonra sultan olursa iyi olur. Fatoş doğru söylerdi Feyha. Pembe gacısı sultanı hayatta görüştürmez artık kızım. Keşke sultanı kaçırdığında tarlasını sürseydin be. Pembe karısı o zaman mecbur kalırdı sultanı sana vermeye. Tarlasını mı sürseydim? O ne demek be? Anlasana lan Ferhat. Ne anlayayım? Aliş, sen çık dışarı. Niye? Aa, hadi lan. Aa, hala durursun burada lan. Hadi yürü. Hı. Abim, anlamaz mısın? Yani halam der ki mercimeği fırına verseydiniz. Ne mercimeği ya? Ya biz Muharrem'de yemek falan yemedik ki. Gittiğimizde saat 12'ydi zaten. Üf Ferhat, hakikaten anlamaz mısın? Basiretin mi bağladın lan salak? Aa, anlasana lan şuna. Anladım. Oh, ele şükür. Ya sultan namusu gacıdır be. O dediğiniz işi evlenmeden önce hayatta yapmaz ha. İyi alt etti. O iş olsaydı pembe gacısı şimdi mecburen sana verecekti sultanı. Doğru. Bilirsin pembe çok düşkündür namusuna. Kaldıramaz öyle bir şeyi. Bir dakika. Bir dakika lan. Aklıma bir şey geldi. Olacak vallahi bu iş. Ne geldi aklına lan? Biz şimdi sultanla konuşsak. Sanki siz o işi yapmışsınız gibi pembeye söylesek. Hadi der yani lan. Ha. Numara yapacağız. Pembe bu kızı sana vermek zorunda kalmaz mı? Olur mu canım? Ya sultanı bekar kontrolüne götürürse foyamız ortaya çıkar. Nah götürün. Kızım kanun değişti. Artık zorla kimse kimseyi bekaret kontrolüne götüremez. Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Eskisi gibi mi be? O zaman bu plan tutar be. Yaşa be Allah. Şimdi sultana da anlatalım bunu hadi. Hadi o zaman. Hadi. Kavun girdi beynime. Kavun çekti nefsime. Altı üstü bal kavunu. Önlü de arkalı şaf kavunu. Toplaya koklaya seç kavunu. Tıklaya tıklaya yar kavunu. Çıkarın sazları kavun geliyor. Bak şu kadar net nasıl azıyor. Çıkarın sazları kavun geliyor. Bak şu klarnet nasıl çalıyor. Canım kurban klarneti çalışına. Alem hayran o güzel bakışına. Kavun kavun kavun. Kavun kavun kavun. Geliyor lan çabuk az çabuk. Kız pasaklılar çamaşır mı yıkarsınız? Yıkayın anam yıkayın. Sizin kiriniz pasağınız yıkanmakla bitmez ha. Yıkarız yıkarız sen hiç merak etme. Kızını doluyla süt yeneni bile yıkarız. Sultanım otur kızım otur.
Kız, bak çeyizini anne sana yeni bir şeyler aldı. Ne aldı? Dur al, koy şunu şuraya. Bak kız. Koy bakayım üstüne. Çok güzel bir ana. Evlenince giyersin kocanı kudurtmak için. Ana ya, için dışı fesattır kıza. Kız bana bak. Bu donların sizin ipte ne işi var ulan? Benim be valla. İsterse sultanas olsun. Kız oynak balina. Beni delirtmeden anam söyle. Ne işi var bunların burada? Bu haremin evinde senin sultanla benim Ferhat albet olmuşlar. Ne? Sultan Ferhat'ımın cebinde unutmuş donuyla süt yerini. Çatla da patla. Albet mi olmuşlar dedi? He. Yakında sultanın kasetleri de çıkar. Hiç merak etme. Kız bana bir şeyler oluyor. Ay. Aa, kız kuş bayıldı lan karım. Aa. Ha bebe. Kendine gelmeye başladı galiba. İyi misin anama? Kalk ablam, kalk. Kız sultan. Anana doğruyu söyle kız. Yaslan ablam. O ipte senin donunun ne işi var? Kız, doğru mu der onlar? Yoksa kız senle Ferhat bu iş bitti mi? Ay yok anam, yüzüm daha iyiydi. Gitti namusumuz, şerefimiz, haysiyetimiz. Gitti zilgi zilgi kucacıklar. Ay midem bulandı kız ana. Ay kusacağım galiba. Ya Selim. Midem mi bulanır dedi bu? Bu yoksa şişirdi mi karnını lan? Yok daha neler be. Sultan. Kızı. Senin miden niye bulanır kız? Gel şu tarafa bakayım. Bilmiyorum ki ana. Sakın amil olmayayım. Saçmalama kız, tübe tübe. İlk geceden amile mi kalınırmış? İlk geceden kalınmaz da. Kız. Kız yoksa düşündüğüm gibi değil, değil mi güzel kızı? Maalesef düşündüğü gibi bir ana. Biz 2-3 aydır Ferhat'la gizlice buluşuruz Muharrem'in evinde. Allah'ım sen benim canımı taksit taksit bir alırsın be canımı. Bizi bir dalda bildim. Ay Selim yetiş. Yetiş ulan Selim. Bayılıyorum galiba. Bir ayılır bir bayılır. İyice ayarı bozuldu bunun ha. Hadi. Hadi yürü. Yürü abi. Ay. Bir oturtalım da ben bilirim yapacağımı. Ablam da bizim bozuk televizyona döndü ha. Bir tane koyuyorsun kendine geliyor. Vay benim talihsiz başım. Ben kime ne kötülük ettim Allah'ım? Ben kimin ahını aldım ki bunlar geldi benim başıma? Allah onların listesi bayağı kabarıktır. Hangi birini sayayım ki? Kız sultan, namusumuzu sen kirletti. Temizlemek de sana düşer. Öldürdün kız beni. Rahmetli dedemin tabancasıdır. Çok kahraman adamdı. Na bununla arp edermiş o. Ne arp ederdi? Babam rahmetli korkağın tekiydi. Kuş avına çıkardı o tabancayla. Her seferinde bir tarafını yaralar dönerdi. Lafı bilme baba. Sultan. Al bu silahı. Git Ferhat'ı bul. Onu vur. Namusunu temizle. Ya ana ne dersinse deledim mi? Çocuğumun babasını mı vurayım? Hayatta olmaz. Kız şuna çocuğum bucuğum deyip beni iyice deledim ha. Selim. İndi Selim'i benim. Al şunu. Git namusumuzu sen temizle haydi. Yok ben almayayım. Ferhat'ı vurup da yeğenimi yetimi bırakayım abla. Yeğenim demeyin şuna. Sizin yüzünüze kafayı yiyeceğim be. Bu işin bir tek yolu var. Sultanı Ferhat'la evlendirirsin, namusumuz da temizlenir. Doğru dersin be baba. Allah şunu sar da yerine kaldıralım. Gitti zilgi kocacıklar. Be gitti be.
Kalla planınızı. Naşli tovala. O kardu kala ama naşli piri var. Söyleyin bakalım ayırdır gelişinizi neye borçluyuz? Ayırdır ayırdır. Dedim ulan biri. Deriz ki biz... Şimdi bir deriz ki Allah'ın emri peygamberi kavli ile deriz. Deriz bizim sultanın sizin ferada verelim deriz. Hayır yani. Biraz ters oldu bu durum ama neyse. Kızınız ne işle iştigal eder? Bilirsiniz daha sözlük yapar. Eline de iyi sipari geçir çok şükür. İçkisi yok, sigarası yoktur. Vallahi biz şu aralar Ferhat'ı pek evlendirmeyi düşünmeyiz ama. Lan nasıl düşünmezsiniz? Her hafta kapımızı aşındırmaz mıydınız? Sultanı istemek için elinize yarım kilo lokum alıp. Ama sen Ferhat yolsuzuna kız vermem demez miydin Mehmet? Kız iftira atma. Şimdi ben Allah için ben her zaman değil mi Ferhat'cığım? Ferhat'ı çok sevdiğimi söylemişimdir ha. Sultanı ne dalbukacılar ne klarnetçiler istedi de ben vermedim. Gönlümdeki damat hep Ferhat'tır değil mi lan Selim? Öyle Allah için öyledir. Çok doğru dersin ama Pembe. Artıkın senin sultan bizim Ferhat olmaz. Ben oğluma kız olan kız bir kız alacağım. İkinci el gelin istemeyiz biz. Ferhat'ıma 0 kilometre bir gelin alacağız inşallah. Lan ben bu hallere düşecek kaçım iyiydim. Eskiden bunlar isterdi. Ben kızı vermezdim. Şimdi ben veririm bunlar almaz. Etme bulma dünyası be abla. Sultan Allah belanı vermesin. Tamam. Pembe abla. Ben severim sultanı. Eğer izniniz olursa evlenmeyi kabul ederim. Ay canım benim. Asla Ferhat'ım. Gördün mü lan işte benim damadımdır o. Peki madem Ferhat ister ben de kabul ederim. Yaşa be Yunus'um be. Yalnız bir şartım var. Nedir ulan? Düğün masraflarını sen çekersin. Ben elimi cebime atmam valla. Çüş. Uldu olacak Ferhat için bir de bari başlık parası vereyim sana. Hiç fena fikir değil. Ne kadar verirsin başlık parası Ferhat? Lan ayyer. Lan sen belli maytap mı geçirsin? Tamam başlıktan vazgeçtim ama düğün masraflarını ev kurma masraflarını sen karşılarsın. Nah karşılarım be onları. Sen bilirsin valla. Sultanın amile olduğu mahallede bir duyulursa size hangi gözle bakarlar artık sen düşün. Ay. Tamam lan. Tamam kabul. Eğer harcamayı ben üstlenirim yeter ki evlesinler. Aşk ipliği bir ömür boyu sökülmez imiş. Beni diktiler de ne oldu sanki. Her tarafım yama 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 yama. Beni diktiler de ne oldu sanki. Her tarafım yama 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 yama. Sokuldum bak oltaya, düşüverdim ortaya. Söken diken boş olmaz yama yama yama. Sokuldum bak oltaya, düşüverdim ortaya. Söken diken boş olmaz yama yama yama. Yatak takımları burada efendim. Ama biz ikiz yatak alacaktık da hem de en pahalısından be. Yok kardeşim ucuz olsun sen bakma onlara. Aa. Buyurun siz bakın. Bu çok güzel ana. Dur be, kız nesi güzel bunun? Biz bu. Hop 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 hop. Çok rahatmış be Pembe abla. Hop. En bak hiç gıcırtı da yapmaz. Komşuları da rahatsız etmeyiz ha. Anladın kalkın ha. Bilirce bir kadını. Ya o kadar rahat ki insan burada yatamaz bile Pembe abla ya. Hop biz de sabaha kadar sultanla sıçrayıp dururuz yatakta. Allah seni canını almasın. Yakışıklı oğlum. Ay canım. Keşke biz de böyle evlenebilsek. Aslında bir yolu var ama. Var mı? Nasıl lan? Diyorum ki biz de seninle Muharrem'de kalsak. Sen de dumlu cebimde unutsan. İşte o zaman Yunus seni bana verir. Tabii. Ulan öz düşmanı. Senin ağzından çıkanı kulağın duyar mı? Fatoş. Dur Fatoş. Ya yanılsana vurma. Çekil lan. Öldüreceğim ulan. Çekil başımdan. Aman be. Ne yaparsın?
geliriz. Başla ya. Gül gibi kızılır ki ellerimle ateş attım bir. Ah bebeğim bir, ah zamanında şu sultanı bir zengin kocayla baş göz edemedin, şimdi böyle devrin dur. Gözünaydın bebe. Kızını bir vetinde gördün ya, senden daha mutlu insan olmaz bu dünyada be. Sorma. Öyle geberirim mutluluktan. Ulan kalleş, hep senin geldi bunlar başıma. Allah Allah. Ne oldu be? Ne yaptın be? Lan Muharrem, sen şöyle benim yamacıma gel bakayım. Sana bir şey soracağım ulan, içim içimi ye. Sor bakalım. Ha, bir dedikodu çıkarmışlar mahalledekiler. Sana kaçtıkları gece Sultan Ferhat'la yatmış derler. Doğru mudur? Tövbe. Ay, uydurur bu yalanları. Sultan o gece benle Ferhat'ı bir odaya kilitleyip salonda tek yattı. Yapar mı hiç öyle şey Sultan? Aklın alır mı seni? Doğru mu dersin? Vallahi ya. Bak Kur'an'ı getir Elbasan'ı. Peki. Gene dedikodu yaparlar bu aysiyetsizler. Derler ki Ferhat'la Sultan birkaç aydır Muharrem'in evinde buluşurlar derler. Tübeler olsun. Sen kızının ne kadar namuslu olduğunu bilmez misin be gacı? Bilmez mi? Belli ki kıskanırlar senin kızını. İftira atarlar. Bu mutlu gününü zehir etmek isterler. Oyuna gelme pembe. Yok. Hı? Gelir miyim? Ben de oyuna gelecek göz var mıdır bak. Canım benim. Hele. Ben malı alıp gidiyorum koca. Alma gel gel. Kesin oynamayı. Bak bak kesin. Demek siz aylardır Muharrem'in evinde buluşurdunuz öyle mi? Tövbe yalan. Aylardır demek ki siz Muharrem'in evinde yatar kalkardınız öyle mi? Yalan. Şey Pembe abla açıklayabiliriz valla yani... Ama bir dakika. Niye açıklayacağım? Ulan benim bir tanesi. Bir kere de bozma şimdi size. Bir dur be, bir dur be. Dur be, dur be. O kartukala aman açtık biri var. Usta biri var. Açtık dolana. O kartukala aman açtık biri var.